Merhabalar sevgili Fenerbahçe Bukowski kanalı izleyicileri. Öncelikle hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, şeker tadında güzel bir bayram dilerim. Hafta içerisinde Alexey Şivet'in almaya hak kazandığı Alfonso Ford Euroleague sayı krallığı ödülü sonrasında ödülün tarihi hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla bir program yapmak istedim. O zaman yavaş yavaş ısınmaya başlayalım. Önce ödülün tarihçesi. Alfonso Ford ödülü ya da başka adıyla Euroleague sayı kralı payesi, Türk Hava Yolları Euroleague'de Final Four'a gelmeden F8 ve normal sezonda sayı kralı oyuncuya verilen yıllık ödül olarak adlandırılabilir. 91-92 sezonundan bu yana verilen ödül, 2004-2005 sezonundan itibaren ise Alfonso Ford'un anısına oyuncunun ismiyle verilmeye başlandı. Peki kimdir Alfonso Ford? 1971 doğumlu Amerikalı olan kuyrucu, 2000-2001'de Peristeri ve 2001-2002'de Olympiakos'ta olmak üzere bu ödülü iki kez almaya hak kazanmış ve 2003-2004 sezonunda lösemi hastalığının ilerlemiş safhasına rağmen Scavolini'de maç başına 22,2 sayı ile oynayarak takımının İtalya Ligi'nin 4. bitirmesine ve İtalya Kupası'na da finale çıkmasına yardımcı olmuştur. 4 Eylül 2004'te 32 yaşında elim hastalığı dolayısıyla hayata gözlerini yummuştur. Kolej kariyerinin en kaliteli skorerlerinden olan oyuncu, kısa bir NBA macerası sonrası 95 senesinde Huesca takımına transfer olarak Avrupa'ya adım atmış ve sırasıyla Papagau, Sporting, Peristeri, Olympiakos, Siena ve Scavolini formalarını terletmiştir. 2 Euroleague sayı krallığı başarısı haricinde 4'te Yunanistan Ligi sayı krallığı bulunan Elis Skorer'in vefatından sonra 9 numaralı forması Papagau ve 10 numaralı forması Peristeri tarafından emekli edilmiştir. Burada sizlere bir dipnot vermek isterim. Scavolini tarafından Alfonso Ford'un basketbolu bırakması, emekli olması sonrası yerine Charles Smith transfer ediliyor. Ve ilk defa 2004-2005 sezonunda Ford ismiyle anılmaya başlayan ödül 20,6 sayı ortalamasıyla Charles Smith'e gidiyor. Her ne kadar ödül 91-92 senesinden bu yana verilmeye başlanır olsa da doğru ve sağlıklı istatistik bilgileri Euroleague kuruluşu olan 2000-2001 itibariyle tutulmaya başlanan detay istatistikleri ilgi yıllara göre sizlerle paylaşmaya çalışacağım. 91-92'den bu yana 23 farklı oyuncu ödüle layık görüldü. Igor Rakoshevich 3, Nikos Galis 2, Alfonso Ford 2, Keith Langford 2 ve Alexey Shved 2 olmak üzere bu ödülü en çok kazanan oyuncular oldular. Bu ödülü kazanan diğer oyuncular arasında Carlton Myers, Danilovic, Peja Stojković, Vujanić, Nando De Colo, Mike James, Kleiza, Drew Nicholas ve Mark Sellers gibi hem ülkemizden hem Avrupa'dan hem de NBA'den tanıdığımız çok değerli oyuncuları sayabiliriz. Ödülü en fazla kazanan ülke oyuncularına baktığımızda Amerikalı oyuncuların 13, Sırp oyuncuların ise 6 kez de baskın olduklarını görüyoruz. Bu ödülü kazanmaya hak kazanan bir Türk oyuncu bulunuyor elbette. Kendisi Fenerbahçe'mizin unutulmaz oyuncularından 10 numaralı efsanemiz İbrahim Kutluay. Top 16'da Real Madrid'e 2-0 ile elenmiş olduğumuz sezon maç başına ürettiği 21,4 sayı ile bu ödülü almaya hak kazanmıştı. 8 kez ile bu ödülü en çok İtalyan temsilcilerin oyuncularının kazanmış olduğunu görüyoruz. İlgili ülkeyi 6 takım ile Yunanistan ve 5 takım ile Rus takımları takip etmekte. Yüksek bütçe ile kadro kuran Rus takımlarının son 6 sezonda 5 kez bu ödülü kazanan oyuncuları kadrosunda bulundurmaları dikkat çekiyor. Peki kimdir bu oyuncular? İlk olarak ödül 2014-2015 senesinde Rusya'ya gidiyor. Taylor Rochesty, Nizhny Novgorod takımında oynadığı sezonda 18,9 maç başına sayı ortalamasıyla ödülü Rusya'ya getiriyor. 2015-2016 sezonunda Fransız oyun kurucu CSKA ile 18,9 sayı ürettiği sezon ödülü ikinci kez Rus topraklarına getiriyor. 2016-2017 senesinde bu sefer Unix Kazan oyuncusu Keith Langford 21,8 sayı ortalamasıyla ödülü üst üste 3. kez Rusya'ya kazandırıyor. 2017-2018 sezonunda bu sezonda ödülü almaya hak kazanan Alexey Shved
Kimki formasıyla 21,8 üretmiş olduğu maç başısıyla ödülü 4. kez Rusya'ya getiriyor. Arada Mike James Rus takımlarına bir mola aldırıyor. İtalyan Milano takımıyla ödülü almaya hak kazanıyor ve yine tekrardan Alexey Shved bu sezon ürettiği 19,8 sayı ile ödülü 6 sezonda 5. kez Rusya'ya getirmiş oluyor. 2010-2011 sezonunda Anadolu Efes oyuncusu Rakočević'in 14 maçta ürettiği 17,7 sayı ortalamasıyla bu ödüle hak kazanması Fenerbahçe'nin sonrası ödülün ikinci ve son kez ülkemize gelmesini sağlıyor. Bu ödülü kazandıktan önce ya da sonra ülkemizde oynayan birçok oyuncu da mevcut. Zaten Igor Rakočević ve Nando Dekolo'dan bahsetmiştik. Bunun haricinde 99-2000 sezonunda Slovenya'nın Zlatorog takımıyla bu ödülü kazanan Goljović. 2001-2003 sezonunda Fenerbahçe'mizin formasını terledi. Diğer yandan 2003-2004 sezonunda Polonya'nın Slas takımıyla ilk Euroleague tecrübesini yaşayan ve 25,1 sayı ortalamasıyla bu ödülü hak kazanan Lynn Greer, Charles Smith, Drew Nicholas, Mark Salyers, Kleiza, Bo McCaleb. Bu oyuncuların hepsini ülkemizde Fenerbahçe ya da Anadolu Efes formasıyla izleme şansına eriştik. Ödülü kazanan oyuncuların pozisyonlarına baktığımızda 24 ödülle oyun kurucuların başı çektiğini görüyoruz. Onlar haricinde bu ödülü 5 kez kısa uzun forvet pozisyonunda oynayan oyuncular kazandı. Hali hazırda ödülü almaya hak kazanan pivot pozisyonunda bir oyuncu bulunmuyor. Peki ligin en skorer oyuncusunu takımda bulundurmak sezon sonunda mutluluk ve kupa getirir mi? Samimi olmak gerekirse bir istisna haricinde bu sorunun cevabı hayır. 2015-2016 sezonun da epik bir performans sergileyen ve hatalı hakem kararı ile bizi Berlin'de üzen fakat artık bizim çocuk olan Nando Dekolo'nun 18,9 sayı ürettiği sezon ödülü almaya hak kazandı. Ve aynı sezonda CSK'nın şampiyonluğu harici hem en skorer hem de kupayı aynı anda gören ekip bulunmuyor. Bu ödülü en yüksek şut yüzdesiyle kazanan oyuncu 2011-2012 sezonunda Siena formasıyla Bo McCaleb. Oyuncu 17 maçta 16,9 sayı ortalamasını %61,3 genel şut ortalamasıyla ulaştı ve sezonu maç başına 17-3 verimlilikle tamamladı. Peki gelelim en düşük şut yüzdesiyle bu ödülü kazanan oyuncunun kim olduğuna. Yetenekleri kuşku götürmeyecek kadar iyi olan fakat oynadığı takımın tek oyuncusu sorumsuzluğunda davranan Alexey Shved. Oyuncu içinde bulunmuş olduğumuz sezon 23 maçta ürettiği ortalama 19,8 sayı ve 19,6 verimli ulaşırken yalnızca 38,6 ile genel şut isabeti bulabildi. Evet sevgili Fenerbahçeli Bukovski kanalı izleyicileri. Bilgi dağarcığımız yettiğince, istatistiki veriler el verdiğince, dilimiz döndüğünce ve kendi meşrefimizce Alfonso Ford ödülünün tarihçesini anlatmaya çalıştık. Umarım izlerken zevk alırsınız. Başka programlarda görüşmek üzere. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.